sizinle de izledik. Erdoğan'ın görüntülerinde yansıyan bir değişik bir tablo var. Daha önceki alışkın olduğumuz Erdoğan görüntülerinden farklı bir tablo bu. Bayramlaşma sırasında, son bayramlaşma sırasında yayınlanmıştı. Erdoğan'ın sağlığı konuşuluyor, tartışılıyor, kulislerde dolaşıyor. Öncelikle isterseniz sağlık sorunu ve hastalığı ile ilgili olarak nelerin konuşulduğunu sorayım size. Daha sonrasında arkasından gelecek olan sürece bakalım. Uzun zamandır Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bir hani çok kendisinin açıklamadığı ya da kendisi adına açıklama yapması gereken bilim insanlarının, tıp adamlarının yaptığı bir açıklama yok. Ama sağlığıyla ilgili bir sorun olduğunu biliyoruz. Birkaç operasyon geçirdiğini de biliyoruz. Bu operasyonların içeriğini, sonuçlarını çok bilmiyoruz. Bugün sağlığının tekrar gündeme gelmesinin nedeni işte yürürken zorlanması, işte korumalarından yardım talep etmesi ya da konuşurken ya da bir şey anlatırken bazı kopukluklar yaşanması. Bunlar üzerinden tabii biz bir hastalık teşhisi koymamız mümkün değil. Yani tıp otoriteleri de burada koyamazlar. Hem etik de olmadığı için onlar bu işe çok müdahil olmazlar. Doğrusu da bu zaten ama şunu biliyoruz. Hani sağlık sorunlarını bir köşeye bırakalım. Hani bu sen neyin semptomu olabilir? Bir sağlık semptomu, sağlık sorunundan kaynaklanan bir semptom mu? Şunu da unutmamak lazım. Recep Tayyip Erdoğan tek başına ülkeyi yönetmeye çalışıyor ve yönetilemeyen bir ülkede sorumluluk sahibi. Bir taraftan parti yönetiyor, bir taraftan devleti yönetiyor, bir taraftan bu devlet içindeki muhtelif güçleri yönetmeye çalışıyor. Her tarafa yetişmeye çalışıyor. Yani eskiden bakanların, müsteşarların, genel müdürlerin yapması gereken her şeyi yapan tek kişi olarak ortada duruyor. Düşünsenize günde en az 200-300 belki 1000 tane kararname imzalamak zorunda. Çünkü her şey önüne geliyor ve her şeye her şeyden bilgisinin olmasını isteniyor. Kendisine haber verilmeden ya da bilgi aktarılmadan hiçbir şey yapılmasını istemiyor. Bir tarafta bu bilgilerin tamamına devlet tarafında hakim olmak istiyor, oluyor. Öbür tarafta da parti. Neresinden bakarsanız bakın bu bir insanın kaldırabileceği bir yük değil. Yani kopukluklar yaşanabilir. Bunun tıbbi bir takım olumsuz yansımaları olabilir. Bunları da hani bizim bilemediğimiz ya da teşhis koyamadığımız sağlık sorunlarına eklemek lazım. Sonuç olarak ortaya işte yürümekte zorlanan ve kopukluklar yaşayan konuşmada ya da algıda ya da anlatımda kopukluklar yaşayan bir insan karşımıza çıkıyor. Bu bir insan açısından çok son derece normal bir tablo. Yorgunluk belirtileri de var, buna da eklemek lazım. Hani sağlıkla ilgili meselesini aslında kendi doktorlarının bir açıklama yapmasını beklemek bence daha anlamlı ama ortada bu iddiaları güçlendirecek, daha doğrusu bu iddiaları ateşini yükseltecek bir tablo var. Sayın Bozkurt, sağlık sorunu var mıdır? Bu bir çelik yıpranması mıdır? Çelik yorgunluğu mudur? Bu tabii ki bir konu. Değerlendirilmesi gerekir. Doktorların açıklama yapmasını beklemek gerekir. Fakat kulislerde konuşulanlar var. Temel Karamollaoğlu'nun söyledikleri var. Neler dolaşıyor kulislerde? Tabii yani Temel Karamollaoğlu kendisinden yani bir şöyle bir şey, bir hüküm kurarak yani sağlık sorunları olduğunu varsayarak kendisinden sonrasını dizayn etmesi gerektiğine ilişkin bir niyette bulunuyor. Böyle bir niyetinin olduğunu dile getiriyor. Ya konuşulanlara baktığınız zaman işte Fehmi Korun'un açıklaması üzerinden yola çıkarsak bir Abdullah Gül tekrar tartışmaların öznesi haline geldi. Şunu görmek lazım. Recep Tayyip Erdoğan milli görüş formatıyla formatlanmış, milli görüşle formatlanmış bir siyasi figür. Milli görüşte alternatif yoktur. Emanetçi vardır. Yani Recep Tayyip Erdoğan kendisine alternatif olma potansiyeli olan herkesi tamamen partisinden eledi. Tek başına kaldı o partide ve bunu çok bilinçli yaptı. Ve uzun yıllar sabrederek yaptı bunları. Şimdi tekrar kendisine bir parti içinde alternatif yaratmaz. Mümkün değil. Yani Ahmet Davutoğlu'na, Binali Yıldırım'a bile tahammül edemeyen bir anlayıştan söz ediyoruz. O yüzden Abdullah Gül'e tekrardan çağrıda bulunması, Cumhur İttifakı olarak çağrıda bulunmasını ben çok mümkün görmüyorum. Çünkü hani şuradan baktığınız zaman politik ve ideolojik olarak ayrışmış vaziyetteler. Yani Abdullah Gül parlamenter sistemi savunuyor. Başkanlık sistemi tamamen reddediyor ve bugün bu başkanlık sistemini gelin siz yürütün diyorsunuz. Yani burada çelişki başlıyor. Bir de Abdullah Gül bu tartışmaların tamamen dışında. Ahmet Takan'ın yazısını sizin sayenizde öğrendim. Tam tersi en çok eleştirildiği mesele bu Abdullah Gül'ün. Hiç arkadaşlarla bir araya gelmiyor, toplantı yapmıyor, geleceğe ilişkin bir tartışma zemini yaratmıyor diye. Kendi çapında vakıfın içinde gününü geçiriyor. Eski arkadaşları geliyor yanına, onlarla sohbet ediyor, çay kahve içiyor. Geleceğe yönelik bir projeye, bir plan içinde değil. Kapısını çalarlarsa
Cumhur İttifakı çalarsa örneğin, onlara da söyleyecek bir şeyleri vardır. Yani Recep Tayyip Erdoğan ya da Cumhur İttifakı'nın birleşiği olarak MHP Devlet Bahçeli. Tabii biliyorsunuz Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk Cumhurbaşkanlığı seçildiği seçimlerde Abdullah Gül'e bizzat Cumhurbaşkanlığı adaylığını teklif eden kişidir. Daha sonra Millet İttifakı'nın ortak adayı olması gündeme geldiği zaman sert bir şekilde karşı çıkmıştı ama 3-4 sene önce Abdullah Gül'ün kapısını çalarak daha Cumhurbaşkanı iken görevden ayrılmadan Cumhurbaşkanlığı adayı teklif eden Devlet Bahçeli'dir. Şimdi Devlet Bahçeli açıklama yaptı, bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Bu açıklama ortalıkta duruyor. Yani bu açıklamadan biz vazgeçtik. Abdullah Gül tekrar aday yapmak istiyoruz noktasına gelebilir mi Devlet Bahçeli ve MHP siyaseti? Çünkü mevcut sistemi sonuna kadar savunuyor MHP. Yani oradaki varlık nedeni bu. Şimdi o varlık nedeninden vazgeçmesine neden olacak bir tekliften, bir öneriden, bir projeden söz ediyoruz. Yani bu kendisiyle çelişen fikirler barındırıyor içinde. Özetle şunu söyleyelim, yani Abdullah Gül bu denkleme girmez, ideolojik ve politik olarak girmez. Çünkü başkanlık sistemine karşı Millet İttifakı'nın zaten teklifini, ortak çatı adaylı teklifini kabul ederken ön koşul olarak parlamenter sisteme geçmeyi koymuştu. Abdullah Gül'ün ön koşulu buydu. Yani belli bir süre o yetkilerin belli bir miktarını kullanacak, yani yasama yürütmenin sınırları belli bir şekilde işleyecekti. Bu yürütmenin bir kısmını kendine alacaktı. Yasamanın faaliyetini kendisine bırakacaktı ama bir vade içinde parlamenter sisteme geçilecekti. Koşul buydu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemini yürütecek ve devam ettirecek bir projeye Abdullah Gül'ü dahil etmenin çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Bunun ötesinde eğer Recep Tayyip Erdoğan kendisine bir alternatif arama ihtiyacı duyuyorsa, ben duymadığı noktasında ya da kanaatindeyim, benim görüşüm bu yönde. Bir alternatif değil, kesinlikle milli görüşün geleneklerine uygun olarak bir emanetçi model üzerinde duracaktır. Ama emanetçi modelde de halkın seçeceği bir cumhurbaşkanı modeli olduğu için ne kadar başarılı olur, ne kadar başarısız olmaz, bu bir tartışma konusu. Yani eskisi kadar güçlü bir Recep Tayyip Erdoğan siyasi figürü, güçlü bir AK Parti karşımızda yok. Peki Abdullah Gül'ün adının zikredilmesini, bu kadar konuşulmasını neye bağlıyorsunuz o zaman? Madem bunun bir gerçekliği yok ya da böyle bir şeyi mümkün görmüyorsunuz, neden ismi zikrediliyor ya da neden Erdoğan'ın böyle bir arayış içerisinde olduğu yönünde görüşler ortaya atılıyor? Yani Fehmi Koru ilk bunu dile getirdi. Yani daha önce konuşulmuyordu. Cumhur İttifakı ve Abdullah Gül aynı cümlede geçen bir şey değildi. İsim değildi Abdullah Gül, Cumhur İttifakı'yla aynı cümle içinde kullanılan bir siyasi figür değildi. Fehmi Koru dile getirdi bunu ve Fehmi Koru beyin jimnastiği yaparak dile getirdi. Yani orada Abdullah Gül duruyor, Cumhur İttifakı sonuç itibariyle AK Parti'nin içinden çıkmış. AK Parti'nin kurucu kadrosunda, hatta sacı ayaklarından bir tanesi. Bunu da niye düşünmüyorlar diye bir beyin jimnastiği yaptı. Yani ben onun çok bireysel dile getirildiğini düşünüyorum ama zemini olduğu ve mantıklı bir önerme olduğu için birazcık fazla tartışıldı. Çünkü AK Parti'nin içinden çıkmış, başbakanlık yapmış, Dışişleri Bakanlığı yapmış, Cumhurbaşkanlığı yapmış, Cumhurbaşkanlığı döneminde de hemen hemen her kesimle ilişki kurma yeteneğini ortaya koymuş bir siyasi figür. Yani atıyorum bir Mehmet olsa bu niteliklere sahip, muhtemelen biz bugün Mehmet diye birisini tartışacaktık. Abdullah Gül'ün tartışılmasının kökeninde de birazcık bu yatıyor anladığım kadarıyla. Evet, peki emanetçi tanımını kullandınız. Erdoğan'ın ve AKP'nin çok güçlü bir portre çizmediğini, olabilecekse bir emanetçi kavramıyla ifade ettiniz, emanetçinin olabileceğini söylediniz. Nasıl görünüyor gözünüze önümüzdeki aylar ve yakın zaman? Ya valla denklemi şöyle kurmak lazım. Yani ülke, Türkiye yönetilemiyor. Türkiye yönetmek gitgide zorlaşıyor. Yani siyasal iktidar tarafından da, devlet tarafından da artık çok sıkıntılı bir noktaya geldiğimizi görüyoruz. Diplomasi açısından da öyle, ekonomi açısından da öyle. Yönetilemeyen ülkelerde demokrasi işlemez. Demokrasi dışı bir seçenek mi gündeme gelir? O da gelmez. Çünkü Türkiye öyle ya da böyle demokrasi deneyimi, kültürü, olgunluğu olan bir ülke. Kolay kolay, nitekim 15 Temmuz'da da gördük bunu. Demokrasi dışı bir rejime artık Türkiye treninin o hatta girmesi, o hat değişikliği yapması çok mümkün gözükmüyor. Ama hep işte bu gibi durumlarda, hani kimsenin de itiraz etmeyeceği, belki hani o rejimi de ayakta tutma yeteneği olan kurumlarda da etkin bir siyasi figür olarak Hulusi Akar'ın adı çok gündeme geliyor. Çünkü MHP tarafından da çok olumlanan bir isim. Hani Hulusi Akar bir emanetçi aday ya da işte derleyici, toparlayıcı, dönemsel olarak bir herkesin itiraz etmeyeceği böyle bir nevi de kayyum olarak Türkiye'yi
belli bir yere taşıyabilecek bir siyasi figür haline getirilebilir mi? Bunun için biraz zamana ihtiyaç var. Çünkü Türkiye dinamikleri çok güçlü bir ülke. Bir iki yıl sonra nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bir dönem önce Süleyman Soylu örneğin hem Recep Tayyip Erdoğan sonrası için AK Parti'ye hem Devlet Bahçeli için, Devlet Bahçeli sonrası için MHP'ye alternatif isim olarak dillendiriliyordu. Ama 6 aylık bir süre içerisinde tamamen bir siyasi geleceği olmayan siyasi figür haline geldi. Şimdi bu Hulusi Akar üzerine yapılan bu değerlendirmelerin de 6 ay sonra nereye evrileceğini bilemiyoruz. Belki bu değerlendirmeler somut bir hale gelecek. Belki de tam tersi Hulusi Akar'da denklem dışı kalıp yeni bir figürü biz konuşmaya başlayacağız. Evet, tekrar Erdoğan'a dönecek olursak, Recep Tayyip Erdoğan'ın performansı, yürümekte zorlanması, konuşmakta zorlanması, ifadede zorlanması. Siz de söylediniz, birçok yükü kendi üzerine almasından kaynaklanıyor olabileceğini de ifade ettiniz. Başkanlık sistemi biraz da bunu gerektiriyor. Hele hele oturmamış bir sistemde giderse bu türden sonuçlar olabilir gibi görünüyor. Çok stratejik bir dönemde, çok tarihsel bir dönemde böyle bir figürün olmasını nasıl değerlendirirsiniz Türkiye siyaseti açısından? Vallahi yani ben bir şey söylemeyeyim aslında. İzleyicilerinize bir ipucu vereyim. Ecevit'in son dönemlerinde bunlar çok tartışıldı. Yani tekrar o günlere dönelim. Yani merak eden izleyicilerinizin tamamı o dönemki tartışmalara bizzat Recep Tayyip Erdoğan ve yanında bulunan arkadaşları tarafından getirilen eleştirilere baksınlar. Yani Bülent Ecevit'e bir başbakan olarak o dönem işte sağlık sorunları nedeniyle devlet yönetimindeki zafiyetler yaratacağına ilişkin en sert eleştiriler bizzat bu cepheden gelmişti. Muhafazakarlardan gelmişti. AK Parti'nin kadrolarından gelmişti, kurucu kadrolarından gelmişti. Böyle bir sıkıntı var mı? Var ama Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında yönetilen Türkiye'nin tek sıkıntısı Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkin sağlık sorunlarından kaynaklanmıyor. Yani müthiş bir zafiyet ortada var. Yani dış diplomatik olarak yaptığınız her görüşmede siz 1-0 yenik başlıyorsunuz ve masaya ne vereyim abime modunda başlıyorsunuz. AB ile oturduğunuz zaman, ABD ile oturduğunuz zaman ve bu sizin zafiyetinizi ortaya çıkarıyor. Yani güçlü bir yönetimi olan bir ülke modunda değilsiniz siz. Yani bu bence politik olarak, diplomatik olarak hastalıktan daha zafiyetli, daha sıkıntılı bir durum yaratıyor. Yani hastalık çok rahat tolere edilebilir ya da karşı taraftaki kişiler tarafından anlayışla karşılanabilir ama bu zafiyet bence çok önemli bir zafiyet. Çünkü biraz önce söyledim, ülke olarak yönetilemiyorsunuz, ekonomik olarak sıkıntınız büyük. Bir taraftan Rusya ile bir taraftan ABD ile denge tutturmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir dünya olmadığını herkes biliyor. Ya tarihsel pratikler de bunu gösteriyor. Suriye meselesinde tam bir çıkmazdasınız. Libya meselesinde taca çıkmışsınız. Mavi Marmara dediğiniz işte Kuzey Akdeniz ile ilgili bütün tezleriniz ortadan kalkmış. Yani Batı'nın size yaptığı muamele bir mülteci kampı, parası karşılığında işletilen bir mülteci kampı. Bundan hiçbiri sizi güçlü bir ülke haline getirmiyor, zafiyetli bir ülke haline getiriyor. Tam da bu noktada, bu kadar zor bir dönemde Erdoğan'ın ve AKP'nin yaratmak istediği, başkanlık sistemine geçiş konusunda da yaratmak istediği şuydu: güçlü lider, asrın lideri, bütün bunların hepsiyle başa çıkabilir, bütün dünyaya kafa tutabilir. Ama gelinen noktada hem bu zorlu dönemde hem de bununla, bu tabloyla birleşen bir durumda neler doğar, nasıl okuyorsunuz bunu? Ya bunu kestirmek çok mümkün değil. Yani çok karamsar bir tablo çıkar ortaya. Yani mevcut durum okuması üzerine söylüyorum ben bunu. Yani geleceğe yönelik bir kâhin cümlesi değil. Yani mevcut durumumuz, yani bugüne kadar nasıl geldiysek bundan sonra nereye gideceğimizi de çok rahat bir şekilde görebiliyoruz biz. Ya Türkiye'nin başına çok iş açılır. Çünkü bu coğrafyada bir ülkeyi yönetmenin zorluğunu biz Kurtuluş Savaşı döneminden beri, Osmanlı'dan beri yaşıyoruz. Yani neresinden bakarsanız bakın, Cumhuriyet'in kurucu kadrosu Osmanlı'nın kötü deneyimlerini alarak bir diplomasi inşa etmişti. Bu AK Partili arkadaşlar, muhafazakar arkadaşlar geldiği zaman bir bölge hakimiyeti kurabilecek, eski Osmanlı refleksiyle, böyle bir fantaziyle hareket ederek politikalar üretmeye başladılar. Ve oradan geldiğimiz nokta tamamen içine kapanmış, diplomatik olarak gücü, takatı olmayan bir ülke. Bu sizi nereye götürür? Bu çok yani tehlikeli bir soru ve insanların cevabından hoşlanmayacağı bir soru. Yani geldiğimiz nokta zaten bizim çok parlak bir nokta değil. İşte biraz önce söylediğimi tekrarlayayım. Siz muhtelif ülkelerle masaya oturduğunuz zaman, ne vereyim abime moduyla oturduğunuz zaman, hatta işte siz gidiyorsunuz Afganistan örneğinde olduğu gibi, ben oralara geleyim, oranın jandarması ben olayım gibi, gerçekten acayip tehlikeli,
ki yani diplomasisini yurtta sulh, cihanda sulh mantığının üzerine oturtmuş bir ülke için bunlar çok vahim tablolar tabii ki. Yani nasıl düzelir, ne yapılır o tarafa bakmak lazım. Çünkü gidilen yer çok parlak değil ama umutsuz olmamak lazım. Ve seçim sandık öyle ya da böyle gelecek insanların önüne ve ondan sonra seçimlerden önce kurulan ittifak modelleri seçimlerden sonraki koalisyon modellerini oluşturacak. Koalisyon dediğiniz birazcık daha geniş tabana dayanan bir hükümet modeli olacak. Türkiye birazcık nefes alacak o zaman. Onunla bakmak lazım yani bugünü çok tartışmak yerine. Sayın Sedat Bozkurt, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız, görüşlerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.